Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik, korkusuz yaşayasınız. İnsan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. 15 Kasım'a giden yol tabii ki 1974'te 20 Temmuz'daki barış harekatıyla başlamış oldu aslında. 1963-74 arasında soykırıma uğramış olmamız, adada Rumların egemenlik sahibi olmak istemeleri, Türkleri adadan kovmak çabaları, adadan yok etmek çabaları, Türklere uygulanan ekonomik ambargolar, ekonomik kısıtlamalar, işsizlik, parasızlık, göçmenlik, bunların hepsi tabii 74'ü beraberinde getirdi ve son hatayı da bana göre Albaylar Cuntası yaptı. Ve Albaylar Cuntası da 15 Temmuz 1974'te adada bulunan Yunanlı subaylar ve Yunanlı as subaylarla birlikte Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Makaryos'a darbe yapması ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkması ile başlar. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs adasına Türk ordusu ayak bastığı vakit adada Kıbrıs Cumhuriyeti yoktu. Adada Kıbrıs Helen Cumhuriyeti vardı. Yani tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmış, anlaşmalar yok edilmiş, 1960 Anayasası tamamen lağvedilmiş, ne üdüğü belirsiz bir devlet vardı adada. O vakit 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türk halkı bir var olma mücadelesi verdi. Bir eşitlik ve onur ve güvenlik mücadelesi verdi. Ve nihayet 1974'te barış harekatının yer almasıyla kendi vatanına, kendi topraklarına kavuştu. Ve bu şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak insanlık ve tarih önüne çıkmasının da coğrafi zemini hazırlanmış oluyordu. Ancak bunun akabinde hemen biz bağımsızlık ilan etmedik. Kapımızı bir federal çözüme açık tuttuk ve Kıbrıs Rum tarafına bu konuda sürekli olarak önerilerde bulunduk. Birleşmiş Milletler tarafından bu konuda yapılan önerileri de kabul eden taraftık. Ancak Kıbrıs Rum tarafı bunlara olumlu yaklaşmak yerine Kıbrıs Türk'üne karşı uyguladığı insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalarla tarihi değiştirmeye çalıştı, bizi baskı altında tutmaya çalıştı ve kendi taleplerini bize dayatmaya çalıştı. 1960 Cumhuriyeti'nin, Ortaklık Cumhuriyeti'nin bozulmasından sonra Makaryos özellikle bağlantısızlar topluluğundan çok büyük destek aldı. Zaten bunlardan bu topluluğun liderlerinden biri de Makaryos'tu. Diğerleri Hindistan'ın Nehru'su, Mısır'ın Abdülnasır'ı, efendim o dönem eski Yugoslavya'nın Tito'su, önde gelen liderlerindendi bağlantısızların. NATO, Varşova paktları vesaire derken bağlantısızların dünya üzerinde büyük etkisi vardı. Ve bu nedenden ötürü de Makaryos istediği, dilediği kararı çıkarabilirdi. Birbiri ardına çıkarılan kararlar hep Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı baskı unsuru olarak kullanılıyordu. Yani bir yandan müzakere masasında görüşmeler devam ederken diğer yandan karşı tarafın uluslararası alanda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye aleyhine aldırdığı kararlar artık bardağı taşıran damla haline geliyordu. Nitekim
Yeni Delhi'de 90 küsur ülkenin imzasıyla alınan kararda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tırnak içinde esasında Rum yönetiminin tüm egemenliğini adanın kuzeyine de yayması konusunda destek beyanında bulunuldu. Böyle bir destek maalesef kararda belirtildi. Bu artık bardağı taşıran damla olmuştu. Yani bir yandan müzakere masasında oyalama, şimdiki gibi oyalama taktikleri devam ederken, zamana oynama politikası sürdürülürken, diğer yandan da uluslararası camiada alınan bu kararlar Kıbrıs Türk halkını köşeye sıkıştırmak, Türkiye'yi üzerinde etki, baskı kullanmak amacına yönelikti. Kıbrıs sorunundaki bütün büyük krizler anlaşmaya ramak kalarak olmuştur. 1964 Erenköy olaylarından başlarsak, bugün çok iyi biliniyor ki 1964'te Açıkson planlı bir plan vardı. Türkiye çok teşneydi buna. Kıbrıs Türk tarafı karşı değildi, Türkiye taraftardır diye. Yunanistan da görüşüyordu. Kabul etme imkanı vardı, reddetmiş değildi. Tam o esnada Grivas ve Makarios Erenköy'deki 500 mücahidin ve birkaç yüz köylünün üzerine büyük bir askeri güçle saldırdılar ve o savaşın sonunda Türk Hava Kuvvetleri Erenköy'ü bombalamak zorunda kaldı. Onu geri yaptılar. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkmasına ramak kaldı. Dolayısıyla Açıkson planı diye bir planın konuşulmasının söz konusu bile olamayacağı bir ortam doğdu ve o çözüm engellendi. 1967 Keçikkale Boğaziçi olayları esnasında ise çok iyi biliniyor. Yunanistan'daki junta yönetimi Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmek politikası gidiyordu ve Yunanistan junta başkanı Albay Papadopoulos ile Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel rahmetli Dede Ağaç'ta birkaç defa Kıbrıs sorununu görüştülerdi. Karşılıklı bir Edirne'ye gidip bir iki taraflı gidip gelinerek görüşüyorlardı. Gerçi rahmetli Demirel'in anılarından hiçbir anlaşma noktası olmadı ortaya çıkmıştı ama Kıbrıslı Rumlar, özellikle Yorgacis ve Makarios, Yunanistan ile Türkiye'nin ansızın anlaşacakları ve Kıbrıs sorunu kendi istekleri gibi katıksız ve pür enerjis noktasından uzaklaşarak Türkiye'ye verilecek ve Kıbrıs Türklere verilecek bazı tavizlerle sonuçlanabileceği endişesine kapıldılar ve Yunan Genelkurmayı'nın bize danışmanlık yapmayın direktifine rağmen Keçikkale ve Boğaziçi'ndeki iki takım gücündeki bir mücahit birliğine bir tümenle saldırdılar. Birkaç saat içerisinde, tabii ki öyle bir güce karşı dayanması mümkün değildi oradaki birliğin, birkaç saat içerisinde 26 şehit verilerek iki köyle işgal edildi ve arkasından Türkiye'nin ultimatumu geldi. Gene Türkiye ile Yunanistan savaşmak noktasına geldiler. Yunanistan taviz verdi diye savaş çıkmadı. Ama Yunan junta liderinin bir biçimde Türkiye Başbakanı ile anlaşmasının da önüne geçildi. Şimdi pek konuşulmayan bir şey var. 1974 15 Temmuz darbesi pek söylenmiyor. Kırgızistanlılarını anlatıyor ama. 15 Temmuz 1974 günü gene bir toplumlararası görüşme vardı o gün. Ve Denktaş ile Kriridis üçüncü defa almak üzere Kıbrıs sorunun çözümü konusunda anlaşmıştılar. O gün Yunanistan'ın Kıbrıs'taki subayları Milli Muhafız Ordusu ile bir darbe yapıp hem Makarios'u devirdiler hem o görüşmeyi engellediler. Bir daha anlaşma torpillenmiş oldu. Hazırlar diyorsa, imzaya kalmış bir anlaşmaydı.
1983'ü de bu çerçevede konuşmak lazımdır. 1977'yi Denktaş Makarios Doğruk Anlaşması ve ona bağlı olarak 1979 Denktaş Kipriyanu Doğruk Anlaşması adada varılacak çözümün koşullarının ne olacağıyla ilgili ana ilkeleri belirlemişlerdi. Hala da onlar duruyor. Güya onlar konuşuluyor hala. Denktaş Kipriyanu 1983'te görüşürlerken ve anlaşmanın olmasına ramak kalmış iken Kipriyanu görüşmeleri kesti. Konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüreceğini söyleyerek görüşmeleri kesti. Rauf Denktaş'ın ona cevabı ise sen şimdi eğer bu masadan kalkar giderirsen BM'den ne karar alırsan al geri döndüğünde bugünkü Kıbrıs'ı bulamayacaksın. Haziran 1983'te aniden Spiros Kipriyanu BM Genel Kurulu'na başvurdu. Adada tek tanınan devletin Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olduğu ve bütün tanınacak, yapılacak işlerin Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile yapılması, Türk askerinin adada işgalci olduğu, geri gitmesi gerektiği, çıkarılması gerektiği ve adaya Türkiye'den gelen göçmenlerin de derhal geri gönderilmesini içeren bir karar çıkarttı. Bu karar çıktıktan sonra o dönemin devlet başkanı olan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı olan Rauf Bey'in başkanlığında Kıbrıs Türk Federe Meclisi toplandı ve kendi kendine kendi geleceğini tayin etme kararını aldı ki bunun politik adı self-determinasyondur. Bu karar hemen Haziran ayındaki BM'nin bu kararından sonra alındı ve meclis kararı olarak yayınlandı. Meclis kararında da Kıbrıslı Türklerin kendi geleceklerini belirleme haklarının olduğu, gerektiğinde de bu hakkın alınacağına dair bir karar çıkarıldı. Haziran'dan sonra 6. aydır Haziran, 5 ay beklendi. Burada Kıbrıslı Rumların bu karara bir karşılık vermesi, BM'nin bir karşılık vermesi, o dönemdeki işte Avrupa Birliği'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bir karar vermesi beklendi. Ve Kıbrıslı Türklerin haklı bulunması, Kıbrıslı Türklerin elinden kendi geleceklerinin belirleme kararını kimsenin alamayacağı beklentisine girildi. Fakat bu 5 ay sonra bakıldı ki böyle bir gelişme yok. Rumlar hala Spiros Kipriyanu hükümeti, hala daha adanın Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından yönetildiği, adada tanınan devletin o olduğu, adada Kıbrıs Cumhuriyeti'ni geri getirmek için 1960 Anayasası ek bir madde 4'e göre garantör bir devletin, devletlerin hep birlikte veya tek tek 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni geri koymak için girişim yapabileceğini, tedbir alabileceğini belirtmesine rağmen bu konuda hiçbir gelişme olmayınca bu defa Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş meclisi tekrar topladı. Bunu 14 Kasım gecesi sarayda bir yemek verildi. Bu yemekte ertesi gün Cumhuriyet'in ilan edileceği belirtildi ki o dönemde 1982 12 Eylül'de Kenan Evren 1983 12 Eylül'de Kenan Evren'in Türkiye'de bir darbeyle hükümeti devirmesi, seçimlerin yapılmış olması ve 4 Kasım 1983 seçimlerini de Turgut Özal'ın kazanmış olması, o dönemde bir 15 günlük seçim sonuçları alındıktan sonra da bir geçiş sürecinin olması, Kenan Evren yönetiminin KKTC'nin ilanını uygun görmesi, bütün bu ortamın hazır olması nedeniyle de 15 Kasım 1983 tarihinde sabahleyin halkın meclisin önünde toplanması, önce mecliste toplantı yapılarak Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bu karar alındıktan sonraki oy birliğiyle alınmıştır. Dışarı çıkıldı
Dışarıda rahmetlik Rauf Denktaş, Doktor Fazıl Küçük ve Osman Örek, üçü de Allah rahmet eylesin, vefat ettiler. Onların halka hitabıyla da KKTC ilan edilmiş oldu. Aslında çok önemli bir adımdı. Kuzeyde bir devletin olduğu, kuzeyde bir varlığın olduğu, meclisinin olduğu, mahkemesinin olduğu, polislerinin olduğu, her türlü devlet yapısının olduğu bir oluşumun ilanıydı bu. Tabii ilk gün hemen anında Türkiye Cumhuriyeti bunu tanıdı. Pakistan tanıdı, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Pakistan tekrar bunu geri almış oldu. Bangladeş tanıdığını açıkladı, ona geri aldırdılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aslında burada kullanacağım kelime biraz sıra dışı bir kelime olacak, yemeden içmeden aradan 2,5 gün geçtikten sonra hemen toplandı ve KKTC'nin tanınmamasıyla ilgili 541 numaralı 18 Kasım 1983 541 numaralı kararı aldı. Bu karara göre KKTC tanınmayacak, hiçbir ülke kendisiyle ilişki kurmayacak, ticaret yapmayacak, hiçbir uluslararası kurumlarda da yer verilmeyecek şeklinde insanlık dışı, bu güne kadar BM'nin kurulduğu 1947'den günümüze kadar benzeri olmayan çok alçakça bir karar aldılar. Halkın tam desteği vardı, büyük bir coşku vardı. Zaten o güne kadar bahsettiğim gibi kendi kaderini tayin mitingleri yapılmaktaydı Atatürk Meydanı'nda. Ve bunlar büyük coşkulu kalabalıklar tarafından kabulleniliyor ve içselleştiriliyordu. Dolayısıyla yani halkın büyük desteği vardı. O gün, o tarihi günde de halkımızın oraya yoğun şekilde toplanmış olması da bunun ne kadar bir halk desteğine sahip bir tarihi adım olduğunun en açık kanıtıydı. Şimdi tabii bunu, bu değerlendirmeyi yapabilmek için önce nerede başlayıp nereye geldiğimize bakmak lazım. Yani salt bugüne bakıp da işte ben ABC devletle şu anda hangi konumdayım demek bence sığ bir yaklaşım olur. Biz neredeydik, nereye geldik? Bir kere 1974 öncesinde neredeydik? Kıbrıs Türk halkı ada topraklarının %3'üne sıkıştırılmış bir konumdaydı ve muhasara, yani kuşatma altındaydı. Ancak kaçak getirilebilen erzakla yaşamımızı sürdürebiliyorduk ve Türkiye'nin bize sağladığı 10 milyon pound gibi insani bir yardımla varlığımızı sürdürebiliyorduk. Bir Birleşmiş Milletler barış gücü vardı. Evet, çok etkili olamıyorlardı ama hiç olmazsa Türklere ne yapıldığının kanıtlarını raporlarında ifade ediyorlardı. Bu da bir hizmetti. Türkiye eğer müdahale hakkını kullanacağım şeklinde uyarıda bulunmasaydı, Kıbrıs Rum tarafı bize karşı 1963'ten itibaren katliamlar uygulamış olan Kıbrıs Rum tarafı zaten bizi bitirecekti. Dolayısıyla Türkiye'nin garantisi daha o dönemden ne kadar işlevsel ve ne kadar bizim için yaşamsal bir konu olduğunu, bir işlevi olan bir husus olduğunu daha o tarihte bunlar hepsi kanıtlanmıştır. Aynı durum bugün de devam etmektedir. Yani garantilerden vazgeçemeyeceğimizin kanıtları yakın tarih içerisinde de bulunmaktadır. Türkiye'nin o uyarısı sayesindedir ki Kıbrıs Rum tarafı o son adımı atıp Kıbrıs Türk halkını topluca katledemedi. Ama şunu başardı, 1974'te Kıbrıs Elen Cumhuriyeti ilan edildi. Yani Enosis'ten sonraki, önceki artık son adımdı. Dolayısıyla Türkiye müdahalesini de o koşullar altında yaptı. Ve dediğim gibi Kıbrıs Türk halkının devletliğe kadar varan bu yolculuğunda ki coğrafi zemini de bu şekilde hazırlamış oldu Türkiye'nin bu harekatı. Ve biz bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Bugün yani devletlere baktığınızda, nereden nereye geldiğimize baktığımızda bugün elimizde toprağıyla, halkıyla ve idaresiyle tam teşekküllü bir devlet bulunmaktadır. Bunu yabancılar da kabul ediyor. Olmayan nedir? Olmayan tanınmadır. Daha doğrusu sadece Türkiye'nin tanınması vardır ve tanınmanın bazı unsurlarını içeren bir takım başka hususlar da var. Yani dış dünyayla
Mesela bazı örgütlerde İslam İşbirliği Teşkilatı gibi gözlemci üyeliğimiz, onun yan kuruluşlarında olan üyeliklerimiz, daha başka yerlerde de işte temsilciliklerimiz var, başka ülkelerin temsilcilikleri burada var. Bunlar hepsi kabul görmenin, belki siyasi tanınma olmasa bile kabul görmenin öğeleridir. Bir ekonomimiz var, bir bütçemiz var. Eskiden böyle şeyler yoktu. Yani bütçe dışındaydık. Bir ekonomi diyebileceğimiz bir şey yoktu. İşte çiftçilik, hayvancılık dışında kendi dar bölgelerimizde. Çünkü dediğim gibi coğrafi zemini yoktu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin veyahut da Kıbrıs Türk halkının üzerinde durabileceği bir toprak parçası yoktu. Bugün bütün bunlar var. Şok olmuşlardı böyle bir karardan dolayı. Beklemiyorlardı açıkçası. Böyle bir kararı kesinlikle, böyle bir hamleyi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan, Denktaş'tan beklemiyorlardı. Çünkü Kıbrıs sorununu işte dolaylı olarak takip eden ve işte iki toplum arasında görüşmeleri sürdürüleceğini her zaman savunan bazı ülkeler, yani bu şekilde görüşmelerin ilelebet devam edeceğini, adada çatışma olmayacağını vesaire, öyle bir görüş, öyle bir düşünce içerisindeydiler. O bakımdan yani Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi zora sokan bir takım kararların eninde sonunda Kıbrıs Türk'ünün boğazına dayanacağını ve bardağı taşıracağını tahmin etmiyorlardı. Bunu her ne kadar gerek Ankara, gerekse buradaki yetkililer başta Denktaş olmak üzere anlatmasına rağmen onlar pek de anlayış gösterir durumda değillerdi. O bakımdan yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı en uçta köylere varıncaya kadar Kıbrıs Türk halkının büyük bir coşkusuna neden oldu. Bayraklarla Lefkoşa'ya taşınan, otobüslerle Lefkoşa'ya taşınan halk büyük bir gösteri yaptı ve artık bizim de bir devletimiz vardır şeklinde dünyaya haykırdı. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bu son derece önemli çünkü biz yapılanları, yapılmayanlarını görebiliyoruz ama dıştan gelenler burada yapılanları, eksikleri daha net biçimde görebilmektedirler. Şunu ifade etmek gerekir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barış harekatından sonra bir suya kavuşmuştur. Olayla ilgili benim şahsen yaşadığım bir olayı aktarmakta fayda görüyorum. Ben o gece yani 14-15 Kasım 1983 gecesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde acil nöbetçi doktoruydum. Ve o gece saat 2'ye doğru zamanın Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doktor Ayten Salih Berkalp beni arayarak hastanedeki serum ve kan stoğunu çıkarıp kendisine bildirmemi ve bütün cerrahi ekipleri de görev başına çağırmamı emretmişti bana ve yaptıydım. Yani bu şey böyle, bu gibi hareketler sonucu düşünmeden yapılan hareketler değildir. Yani bunun sonucunda şu olabilir, onun tedbiri budur, o tedbiri almış vaziyetteydik. Bizzat yaşayarak biliyorum onu da. Neticede bugün gelinen ortamda öyle görülüyor ki Kriridis'in anılarında defalarca anlattığı 73'te, 74'te efendim 3 defa bir anlaşma noktasından gelindiği ve Makaryos'un reddettiği anlaşmayı bir genel anılarında anlattığı bizim politikamız baskıya devam edersek ekonomik olarak zayıf olan bu küçük topluluğu ufalanacaktır. O günü bekleyelim politikası. Yahut da bir gün Türkiye'yi uçurum başına bulursak bir tekme biz atarız, düşer ve
İstediğimiz gibi çözeriz bu Kıbrıs meselesini, politikasını. Teyidi şu anda görüşme heyetinde bulunan anastasyalistine danışmanı olan polis Polivio'nun kendisine yazdığı raporda da zımnen kabul edilmektedir. Bugüne kadar uyguladığımız bekleyelim zaman geçsin politikası yanlıştır cümlesiyle teyit edilmektedir. Özellikle Crans Montana'dan sonra arada da var bir takım defolar ama şu anda karşımızda olan Rum ekibinin, Rum politikacılar ekibinin bizim istediğimiz kadar şiddetle ve iştiyakla ada bir federasyon kurulmasını değil, adanın egemenliğinin bütününün bir Helen ulus devletçiğine devredilmesini ve Türklerin iradesinde bu Helen ulus devletçiği içerisinde Hini Hacette olmazsa eğer genişletilmiş tırnak içinde azınlık halkları vasıtasıyla etkisizleştirilmesini hedeflediği gayet açıktır. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Kıbrıs Rumların politikacıları, Kıbrıs Rum politikası, ulusal konsey, kilise, her kimse veya hepsi birden 1958'den beri ne söylüyorlarsa şu anda da aynen onu söylemekteyirler. Aslında bizim bu gelişmeleri gençlerimize öğretmemiz gerekir. Bu neleri yaşadık? KKTC niye ilan edildi? Hedef neydi? Hedef 1976 yılında güneyde kalan Kıbrıslı Türklerin kuzeye göçleri tamamlandıktan sonra kuzeyde kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin devletten ileriye gidip bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluşturması, adada Kıbrıslı Türklerin varlığının pekiştirilmesi ve kendi kendine yeterli olan, bütün organlarıyla yeterli olan bir devletin, bir cumhuriyetin hayata geçirildiğini insanlara duyurulmasıydı yaşanan olaylar. Nitekim ondan sonra anayasamız tekrar yapıldı. 1983 Anayasası, 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'nın biraz daha değişmişi oldu. 1975'teki Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası da 1970 Aralık ayında ilan edilen geçici Türk yönetiminin Türk yönetimi oluşumuyla ilgili yapılan anayasanın biraz daha geliştirilmişiydi. 1970 Anayasası da 1967 Aralık'ta ilan edilen geçici Türk yönetiminin ilk anayasasıydı. Bu şekilde kademe kademe aslında 6. aşamada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiş oldu. Bunun başlangıcı da 25 Aralık 1963 Pazartesi günü sabah Pazartesi günü sabah toplanan genel komitenin, Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük'ün başkanlıklarında toplanan genel komitenin, ki orada 5 tane üye vardı. Bu 5 üye bakanlıkları temsil ediyorlardı. İşte sağlıktan sorumlu üye Fazıl Pülümer'di. İç işlerinden sorumlu üye Oğuz Ramadan Korhan'dı. Erol Bey ile ilgili göçmenlerin rehabilite edilmesiyle Erol Kazım Andaç Bey'di. Şemsi Kazım Bey eğitimden sorumlu üyeydi. Osman Örek Bey de savunmadan sorumlu üye olarak 5 kişilik bir komite. Bunların başkanı Rauf Bey, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı'ydı kendisi ve hepsinin de başında da Doktor Fazıl Küçük'tü. İlk oluşumumuz, ilk adım bu genel komiteyle olmuştu. Sonra 1967'de, 15 Kasım 67'de Grivas'ın Rum Milli Muhafız Ordusu'nun komutanı olarak Geçitkale ve Boğaziçi'ne saldırması, ondan sonra geçici Türk yönetiminin ilan edilmesi 1967'de, 1970'te Türk yönetiminin ilan edilmesi, 1974 Eylül'ünde otonom Türk yönetiminin ilan edilmesi, 1975-13 Şubat'ında da
Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesi 5. adım. 6.'sı da 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiydi. 63'ten 74'e 5 adımda, 63'ten 83'e de 20 yılda 6 adımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin devleti olarak hayata geçti ve devam edecek. Bu noktada Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin bana göre direşecekleri nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hatta adını değişip artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dememiz lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını kalıcı hale getirme politikası olmalıdır. Bir parantez daha açacağım burada izninizle, çünkü çok konuşuluyor bu gibi laflar. Bizi kim tanıyor? Hiçbir devlet kendini tanıyanların sayısıyla baki değildir. Bir devletin uluslararası hukuk karşısında, söylüyorum bunu, hukukçu muyum? Hayır, ama politikacı yaptım uzun süre, ondan biliyorum. Bir devletin uluslararası hukuk karşısında varlığının kanıtı tanıyanların sayısı değildir. Kendi yasalarıdır. Bir devletin sınanması kendi kendisiyledir. Kendi kendisiyledir. Kendi yasaları iledir. Mahkemeleri iledir. Polisi iledir. Meclisi iledir. İşte hükümeti ve cumhurbaşkanı makamı ile insanlarına adil bir biçimde davranıp davranmadığı ile sınanır bir devlet. Kim tanıdığıyla sınanmaz. Hatta örneğin komünist Çin 40 sene tanınmadı. Kalktı mı devlet ortadan? Yanlış yerden tartışıyoruz o konuyla. Ona dikkati çekmek için bu konuyu açtım. Devleti kimin tanıdığıyla ilgili değil devletin varlığı. Kendi kendisiyle ilgilidir. O konuda eksiklerimiz varsa onları düzeltmeye bakalım. Tanınma meselesine gelince de dış görev de yapmış bir eski milletvekili olarak. Biliyorum ki tanımaya hazır var bir miktar devlet. Çok iyi biliyorum. Kulaklarımla işittim çünkü. Var. Siz talep etmemişsiniz. Talep ettiğinizi bir tanımadı mı? Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik, korkusuz yaşayasınız. İnsan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim.